Teknoloji Oku'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine otomobil sektöründen bahsetmiş olacağız. Ancak bugünkü bahsedeceğimiz otomobil gerçekten sizleri de çok heyecanlandıracak. Çünkü bu pazara gerçekten çok iddialı bir otomobil geliyor. Evet, yanlış duymadınız. Çok iddialı bir otomobil geliyor. Özellikle Egea fiyatından satılabilecek bir otomobilden bahsediyorum. Şimdi diyeceksiniz ya kardeşim, Egea fiyatından nasıl satılacak? Hemen bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar MG diye bir şirket var. Çinli üretici ve Türkiye pazarında gerçekten de iyi işler çıkartıyor. Bildiğiniz gibi özellikle elektrikli otomobilleriyle beraber, uygun fiyata sunduğu elektrikli otomobilleriyle beraber ses getirdi ve ses getirmeye devam ediyor. Ancak Türkiye'de gerçekten de TOGG'a olan ilgiyi arttırmak için önemli adımlar atılıyor ve bu adımlardan birisi de artık Çin'den gelen otomobillere ek gümrük vergisinin uygulanması. Ve bu ek gümrük vergisinin uygulanmasıyla beraber de Çinli otomobil üreticiler artık Türkiye pazarına girmek istemiyor. Çünkü bu elektrikli otomobillere uygulanan haksız rekabet olduğunu düşünüyorlar bunların tabii ki de. Bu sebepten dolayı artık Türkiye pazarına giriş yapmak istemiyorlar. Ancak elektrikli otomobiller yerine bu otomobil üreticileri benzinli otomobilleriyle Türkiye pazarına yeniden rağbet gösterebilirler arkadaşlar. Ki bunlardan birisi de demin de ifade ettiğim gibi MG. MG normal şartlar altında bildiğiniz gibi elektrikli bir otomobil üreticisi. Yani sadece elektrikli otomobiller üretmiyor. Ancak Türkiye'deki varlığını güçlü şekilde elektrikli otomobillerle beraber sürdürüyor. Fakat şimdi MG'de bir politika değişikliğine giderek Türkiye'ye en iddialı, fiyatı anlamında tabii ki en iddialı otomobillerinden birisi olan MG3'ü getirmeye karar verdi. MG3'ü getirmeye karar verdi çünkü arkadaşlar Türkiye'de bildiğiniz gibi bir sıfır otomobil pazarında özellikle şişen fiyatlar var. Şişen fiyatlarla beraber de tüketiciler artık ne yapıyor? Tabii ki Egea, Clio gibi bu banttaki otomobillere ilgi gösteriyor. MG de baktı ki böyle bir durum söz konusu, bu pazarı ele geçirebilirim diye düşündü. Neden? Çünkü zaten kendisi elektrikli otomobilleri bile bu fiyatlara, yani Egea fiyatına gibi olmasa da ondan bir tık daha fazlaya satıyor. Yani oldukça uygun bir fiyat politikasıyla beraber yoluna devam edebiliyor. Peki MG3'ten bahsedecek olursak bu otomobil nasıl bir otomobil? Hangi segmentte yer alan bir otomobil? Hemen sizlere bahsetmiş olalım. Arkadaşlar MG3 aslında Clio'nun rakibi. Ya da baktığınızda işte i20'nin rakibi, Polo'nun rakibi olarak karşımıza çıkacak. Aslında otomobil çok fazla öyle iddialı özelliklere sahip değil. Ama otomobilin zaten en iddialı olan noktası fiyatı olacak. Bu otomobil Egea fiyatına, bunu gerçekten söylüyorum, Egea fiyatına satılacak. Hatta ondan bile daha uygun fiyata satılacak. Çünkü bugün baktığınızda Egea bile artık çok yüksek fiyatlardan tüketicilere sunuluyor. Ki MG3 700 bin TL bandına satılacak ve tüketicilerin gerçekten de çok fazla ilgi göstereceği, deyim yerindeyse peynir ekmek gibi gidecek bir otomobil olarak Türkiye pazarına güçlü bir şekilde giriş yapacak. MG3'e baktığımızda aslında şık bir tasarım yapısına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yani pazarda şu anda Clio'dan da daha şık, işte baktığınızda i20'den de daha şık, Citroen C3'ten de daha şık. Yani gerçekten bu anlamda alayını tokatlar. Peki özellik anlamında, yani özellik anlamında birazcık mütevazı davranmak lazım. Çünkü otomobilin kalıbı belli, satılacağı fiyat belli. Dolayısıyla malzeme kalitesi ve özellikle de donanımsal anlamda bu otomobilin çok fazla şeyler vaat etmediğini net bir şekilde ifade edebiliriz. Yani öyle cam tavandır, işte efendime söyleyeyim, ya da 4 cam otomatik bile beklemeyebilirsiniz. Ama baktığınızda gerçekten bu otomobil standart bir kullanıcının, standart bir otomobil severin bütün ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Arka tarafa baktığımızda evet, şunu kabul etmek gerekir ki dar bir yaşam alanı bizleri bekliyor ama hangi B hatchback'in çok geniş olduğunu söyleyebiliriz ki? Yani o anlamda otomobile çok da haksızlık etmemek lazım. Bunun yanı sıra bir de tabii ki bagaj açmından bahsetmek lazım. Bu noktada 300 litreye varan bir bagaj açma söz konusu. Bu da segment standartlarını rahat bir şekilde karşıladığını bizlere gösteriyor. Gelelim şimdi motor kısmına. Kullanıcıların en merak ettiği noktalardan bir tanesi motor. Bu noktada benzinli bir motorun bizleri karşıladığını söyleyebiliriz. 1.0 litrelik olacak bu benzinli motor ve atmosferik olacak. Şimdi diyeceksiniz ki atmosferik. Yani arkadaşlar tabii ki atmosferik olacak. Yani bu segmentte, bu fiyatta 700 bin TL bandındaki hangi otomobil turbo beslemeli olmuş ki bu otomobil turbo beslemeli olsun? Ya da çok güçlü bir motora sahip olsun? Elbette çok güçlü bir motora sahip olmayacak. Muhtemelen 70-75 beygir bandında bir güç üreten 1.0 litrelik atmosferik bir motor bizleri karşılamış olacak. Bu motor çok performanslı bir motor olmayacak elbette. Yakıt tüketiminin de 8-10 litre bandında olacak olacağını ortalama söyleyebiliriz.
biliriz. Yani ortalama bir kullanıcı için gayet makul. Tabii ki İstanbul Yeditepe, yani İstanbul gibi dağ tepesi çok fazla olan bir şehir için uygun mudur? Evet, birazcık özellikle yokuşlarda bayılabilir. Ancak bu da kullanıcılar açısından artık kabul edilebilir bir durum. Yani geldiğimiz noktaya baktığınızda piyasanın oldukça yükseldiğini görüyoruz. Ve bu tarz otomobillere de olan talebin arttığını söyleyebiliriz. Yani özellikle mesela Egea'nın 1.4 motorunun kim iyi olduğunu söyleyebilir ki? Yani zaten düz yolda giderken bile çok performanslı bir motor değil. Ki bu noktada da MG'ye haksızlık yapılmaması gerektiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Otomobil aslında şunu söyleyeyim. Çıkış tarihine yönelik de birkaç tüyo vereyim sizlere. 2024'ün sonuna doğru Türkiye pazarına geleceği söyleniyor. Ve bununla beraber de gerçekten yıl sonuna doğru satışlarda ben açıkçası patlama bekliyorum. MG'nin şov yapmasını bekliyorum değerli arkadaşlar. Fiyattan da bahsettim. 700 bin TL bandında olabileceğinden bahsettim. Belki biraz daha yüksek olabilir. Ancak bu bandlarda olacağından emin olabilirsiniz diyorum. Ve artık yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyorum arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.